Merhabalar. Sanattan Yansımalar'da bu haftaki konuğum Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Uğur Alpagut. Tabii kendisinin bir kemancı olduğunu da hemen eklemem gerekiyor. Uğur Alpagut eğitimciliğinin yanı sıra icracı ve girişimci olarak da müzik dünyasında dikkati çeken bir isim. 3 yıl önce Uğur Alpagut'un girişimiyle kurulan Anadolu Güneşi adlı topluluk artık Türkiye'yi yurt dışında da temsil etmeye başladı. Uğur Alpagut'la bu haftaki sohbetimizin konularından bir tanesi de Anadolu Güneşi topluluğu olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Evet, izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Evet efendim. Hemen müzik yaşantımla ilgili kesitten başlayarak sunayım. 1984 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünden mezun oldum. Profesör Doktor Ali Uçan'ın keman sınıfından mezun oldum. Ve daha sonra aynı okulda 3 derece daha aldım. Bunlar değişik yıllarda oldu ama sanırım Gazi Üniversitesi'nden alabileceğim bütün yüksek öğretim derecelerini aldım diyebilirim. Bunlar arasında işte yüksek lisans, sanatta yeterlik ve en son da 2001 yılında doktoramı tamamladım. Enstrüman çalanlar genellikle bu işe çok küçük yaşta başlamış oluyorlar. Ama siz öyle değilsiniz. Aslında belki başlanmaması gereken bir yaş ama belki de bir örnek olarak benim gibi tabii çok başarılı olduğuna inandığım arkadaşlarım da var. 18 yaşından sonra başladım kemana. Ama çok 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 değerli hocalarla çalıştım. Çünkü eğitimimin ilk bölümü, ilk iki yılı Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeydi. Ve orada Profesör Cemalettin Göbeles ve saygın keman sanatçısı Sayın Saim Akçıl'la eğitimime başladım. Evet. Daha sonra da aynı ekolden yine Ozim ekoli diyebiliriz. Çünkü hocalarımın hocası Ozim'e, Igor Ozim'e dayanır. Sayın Profesör Doktor Ali Uçan'la da uzun yıllar keman eğitimimi sürdürdüm. Bu eğitim sürecinde doktoranızı yaparken aynı zamanda eğitmenlik işini de yapmaya başladınız, değil mi? Evet, ilk mesleki profesyonel deneyimimi Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde yaşadım. Bunun ilk iki yılı part-time öğretim görevlisi olarak müzik tarihi ve teorisi derslerine girmekle başladı. Ama daha sonra full-time olarak Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Okulu Müdür Yardımcılığı ve aynı zamanda da Müzik Tarihi ve Teorisi Öğretim Görevliliği olarak çalışmalarım başlamış oldu. Sizin Kim Kapattı Şu Müziği başlıklı kitabınızı gayet iyi anımsıyorum. Hatta Ahmet Say Müzik Ansiklopedisi yayınları arasında yayınlamıştı bu kitabı. Bütün verimliliğim
Yani bütün birikimi Bilkent Üniversitesi'ndeki müzik tarihi ve teorisini alan ve meslekten müzikçi olmayan ama müziği amatör bir ruhla da olsa çok seven ve o dersi seçmeli olarak seçen mühendislik, edebiyat fakültesi, turizm gibi çeşitli bölümlerinden oluşan öğrencilerimin derlediği ödevleri bir de ben derledim. Ve oradan bir kitap çıkarttım. Fakat bu kitabı çıkartma sürecim Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki yıllarıma dayanıyor. Sayın Ahmet Say'la orada tanıştım. Ve yine çok değerli müzikçi Sayın Muammer Sun'un bana önerisi oydu ki Ahmet Say'la tanış, görüş ve bu kitabı mutlaka bassın. Ve ben 5 adet bu kitaptan alacağım diye ilk yönlendirmeyi o yapmıştı. Ve sonuçta da haklı çıktı. Ahmet Say gerçekten ilgi gösterdi bu projeye. Ve halen işte baskıları devam eden, belki de uluslararası boyut kazanabilecek bir kitap. Çünkü şu anda International Society for Music Education'ın da gündeminde bu kitabın uluslararası baskısı. Henüz tam olarak cevap alabilmiş değilim ama henüz tartışıyorlar bu konuyu. Bir de bu kitaba en büyük katkıyı veren kişilerden bir de siz olmuştunuz. Aman O estağfurullah. tarihlerde yine bir değerli bir gazetemizde yazdığınız yazıyla gerçekten büyük bir güç vermiş ve kamuoyunun ilgisine sunmuştunuz kitabımı. İlginç bir çalışmaydı gerçekten. Şimdi tabii kamuoyunun gözü önünde daha çok büyük üniversitelerimiz. Anadolu'daki üniversitelerimiz bu büyük üniversiteler kadar belki yankı bulmuyor, bilgi edinilemiyor. Şimdi Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde müzik eğitimi bölümünde ne tür bir gelişme oldu günümüze kadar acaba? Bunu bir özetleyebilir misiniz? En hızlı gelişen bölümlerden birisi diyebilirim. Çünkü bu bölüm şu anda kendi kendine yeten öğretim üyesi ihtiyacını bile karşılamakla kalmayıp diğer üniversitelere öğretim üyesi sunabilen, yani özünde master ve doktora programları bulunan bir oda orkestrası bulunan İzzet Baysal Oda Orkestrası ve bizim Anadolu Güneşi Müzik Topluluğumuz gibi birkaç da oda müziği grubuna sahip bir bölüm ve gerçekten taşra üniversiteleri içerisinde en hızlı gelişen, bilemiyorum Bolu'ya pek de taşra denilebilir mi? Çünkü İstanbul ve Ankara arasında bir geçit noktası ama tabii ki yeni kurulan birçok üniversitede olan sorunları tabii ki yaşayabilir. Ama son derece dinamik bir vakfa sahip ve birçok açıdan sorunların anında çözülmesine ve eğer yaratıcı gücünüz varsa onu desteklemeye dönük bir potansiyele sahip üniversite diyebilirim. Güzel bir konser salonu da var sizin üniversitede. Ben bir sohbet için gitmiştim. Salonu gayet iyi hatırlıyorum. Çok güzel, hoş bir salondu. Evet, 550 kişilik mavi salon ve onun hemen altında 330 kişilik pembe salondan oluşan ve çok amaçlı kullanılabilen sergi ve fuayeleriyle geniş kapsamlı ve şu anda içinde İzzet Baysal Müzesi'ni de barındıran bu sene açıldı o da. Son derece şık bir kompleks diyebilirim. Nitekim birkaç kez senfonik orkestralar, CSO falan da galiba orada konser yaptı, değil mi? Evet, sanırım hatırladığınız Bilkent Müzik ve Bilkent Senfoni Orkestrası'ydı. Orkestrası, evet. Henüz Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası oraya gelmedi ama geçmişte, çok geçmişte konserler vermiş tabii Verme, ki. evet. Ve o konserlerle ilgili Oktay Dalaysel'in özellikle çok güzel anıları vardı. Birisi çok hoş şeylerle, fraklarla işte Bolu'nun bir lokantasına giriyorlar. Tanınmış bir lokantası. Ve oradaki garsonlar
Abi şeflik kurslarından mı geldiniz ya da onları garson zannediyor ya. Bunu Oktay Dalaysay çok nükteden bir biçimde anlatır. Gerçekten hoştur. Oda orkestrasında herhalde siz de çalıyorsunuzdur. Evet, Oda orkestrasında baş kemancımız Sayın Profesör Feridun Büyük Aksoy idi. Fakat kendisi emekli olunca ben de o zamanlarda ikinci keman grup şefliğini yapıyordum. Emekli olunca ben baş kemancılığa geldim. Ama biraz ara verdik. Bu 2006'da yani yaklaşık 1-1,5 senedir orkestramıza biraz ara vermek durumunda kaldık. Kim yönetiyordu orkestrayı? Orkestramızın şefi Ömer Yöndem idi. Kendisi şu anda Edirne'de üniversite, yine güzel bir üniversitemize geçiş yaptı ve oradaki konservatuvarda şeflik çalışmalarını sürdürüyor. Ondan boşalan yeri kendimiz profesyonel anlamda doldurmayı düşünmedik. Yine iyi bir şefle yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım o konudaki gereksinimimizi de giderebiliriz diye düşünüyorum. Adaylar var mı? Henüz bir aday yok ama sanırım üniversite yönetimiyle de bu konuyu iyice değerlendirip şartlarını belirlediğimizde sanırım birçok aday çıkacaktır. Çünkü İzzet Baysal Oda Orkestrası İstanbul, Marmaris, Gölcük gibi Türkiye'mizin seçkin yerlerinde hem de Filarmoni Orkestra, Filarmoni Dernekleri aracılığıyla önemli işler gerçekleştirdi. Evet, bir takım kongrelere katılındı, çalındı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani bir çıkış, bir gelişme başlamıştı o orkestrada. Onun böyle kalmasına doğrusu istemeyiz. İnşallah en kısa sürede bir profesyonel şefle çalışmalarınıza devam edersiniz. Evet. Şimdi sizin doktora teziniz aslında bir yerde bu Anadolu güneşinin çıkış noktasını oluşturuyor. Tam olarak tez başlığınız nasıldı? Tam olarak tez başlığım aslında Abant İzzet deneysel bir, yarı deneysel bir çalışma olduğu için Abant İzzet Baysal Üniversitesi örnekleminde oradaki öğrencilerim üzerinde yaptığım bir çalışmaya dayalı Türk halk ezgilerinin kemana uyarlanması ve bu çalışmaların müzik öğretmenliği eğitiminde kullanılabilirliği idi. Ve gerçekten çok enteresan sonuçlar elde ettik. Gerek nitel gerek nicel açılardan derinleşilmiş bir çalışma. Ve daha sonra da birçok çalışmaya öncülük ya da örnek teşkil etti bu çalışmam. Tabii ki bu çalışmayı Sayın Profesör Doktor Ali Uçan, aynı zamanda keman hocam olan ve bu konuda oldukça yetkin özelliklere sahip bir müzik eğitimcisiyle gerçekleştirdik. Bu konuda da kendimi çok şanslı sayıyorum. Yani kısaca Türk halk müziği ezgilerinin kemana uyarlanabilirliği, değil mi? Aslında bunu da şöyle cevaplayabilirim. Tezim sırasında zaten bununla ilgili çok bilimsel öğrencilerimin üzerinde yaptığım çalışmaları gözlemlere dayalı olarak ve gözlemcilerin sonuçlarına dayalı olarak tespit etmiştim ama esas tezden sonraki çalışmalarım çok benim için daha çarpıcı şeyler kazandırdı. Çünkü belki Bilkent'teyken veya Ankara'dayken elde edemeyeceğim şansları Bolu'da elde etme fırsatı buldum. Orada uzman Sayın Kemal Bilsel Sarı Sözen'le tanıştım. Kendisi Muzaffer Sarı Sözen'in de yeğenidir. Şu anda 67 yaşında. Ve onun o bağlamadaki üstün teknikleri benim kemanda soyutlamalar yapmama ve türküyü daha iyi tanımama, belki de onun el hareketlerindeki teknik özellikleri yayımın veya sol elimin, hatta sol elimin özelliklerini aktarmama yol açtı. Ve kendisiyle gerçekten çok uzun yıllara dayalı bir hem dostluk hem de iş arkadaşlığı edinme fırsatı yakaladım. Dolayısıyla bağlamadan hareketle
kemana çok önemli yansımalar elde edebildiğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten benim yaşadığım yer, kent kültürü itibariyle türkülere bu derece özüne inme, onları anlama ve onlarla renk arayışı içerisine girme fırsatı yakalama şansım sanırım Ankara'da o kadar olmayabilirdi. Bunu Bolu'da edindim. Ve Anadolu Güneşi'nin temelini de ikimizin ikili çalışmaları oluşturdu. Daha sonra buna üniversite yönetiminden o günkü rektör yardımcılarımız, dekanlarımız az sayıda da olsa ama işin özünü anlayan kişiler çok büyük yönetsel ve manevi destekler verdiler. Bu konuda gerçekten birçok kişiye şükran borçluyuz. Bir de Anadolu Güneşi'nin bir ayağını da piyano oluşturuyor biliyorsunuz. Evet. Piyano da şöyle oldu, o da çok ilginç. O tarihlerde yine çok yetenekli bir müzisyen Erdal Gültekin emekli olmuş ve Abant'ın güzel bir otelinde ara sıra müzik yapıyor idi. Tesadüfen bir gün şey oldu, bir resim sergisi ve bir bakanımız katılmıştı o sergiye. Bir kemancıyla birlikte yine müzik yaparlarken benim de bu halk ezgilerinin çalışımı bildikleri için işte kemanı almamı ve birlikte çalmamı tavsiye ettiklerinde hiç düşünmeden kemanı aldım. Ve orada Yemen türküsünü çaldık. Bir anda bana olağanüstü bir eşlik, gerçekten iyi bir müzisyen. Ve ben onu hemen okula davet ettim kendisini. Ve kırmadı, geldi ve bir anda bu sefer üçlü Kemal Bey ile birlikte bir araya getirince ortaya olağanüstü zevk aldığımız ve ilk dinleyenlerin olağanüstü yine bir tepki gösterdiği bir sound çıktı. Derken demek ki biraz da tesadüflerin, belki biraz öngörünün, bir arayışın sonunda bir şey yakaladık diye düşünüyorum. Yani değişik bir şey. Evet. O Erdal Bey klarnet de çalıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, klarnet de çalıyordu. Kendisi aslında asker kökenli bir kişiydi. Fakat çalışmaları onu İstanbul'a yönlendirince daha sonra yine çok yetenekli, bu iş için kendini hazırlayan, zevk alan bir o zaman öğrencimizdi Can Kahramansoy. Onu yönlendirdik. Ve uzun yıllardır da Uğur Alim perküsyon olarak bizimle yine devam ediyor. Ondan önce de bir iki kişi, Deniz Yıldız gibi böyle birkaç öğrencimiz girdiler, çıktılar, çeşitli şeyler oldu. Ama sonunda şu anki grubumuz bu yapısıyla sürüyor. Şimdi Anadolu Güneşi'nin repertuarında bir hayli halk türküsü yer alıyor. Ve dinlediğimiz zaman da özellikle Sarı Sözen'in hiç herhangi bir zorlamaya veya değişik yoruma sapmadan çok özgün bir biçimde bağlamayı götürdüğünü ama onun o lokomotifliğinde sizin kemanla bir takım doğaçlamalarla bir takım çeşitlemelerle olayı zenginleştirdiğinizi görüyoruz. Bunu da o arayış sırasında mı buldunuz bu yöntemi bir yerde? Evet, hepsi. Aslında hepsi gerçekten dediğiniz gibi tezimden gelen, bir kere o bilimsel altyapının çok rolü oldu. Onların verdiği bir şey, bir felsefi bütünlük üzerimize sindi. Bir de bu tesadüflerle de olsa ve deneme yapma şansının olması, bize o ortamların hazırlanması ilerletti. Öz olarak şunu söyleyebilirim. Sözlü ve yazılı kültür bizim toplumumuzun en baskın iki karakteri. Sözlü kültür geçmişten, çok geçmişten gelen, medeniyet katmanlarınca gelen bir yapısal özelliğimiz ve çok değerli bir özellik. Yazılı kültürse kanımca özellikle Cumhuriyet döneminde hız kazanmış ve her şeyi yazılı olarak rafine bir biçimde ifade etme özgürlüğünü veren bir kültür biçimi. Biz bunu gördük sanırım ve ikisini birleştirebilir miyiz acaba diye. Çünkü bir takım tabii bizim ne yaptığımızı tam anlamayan kişiler yanlış yönlendirmelerde de bulundular istemeyerek de olsa. Örneğin yaptığımız her şeyi niye yazıya almıyorsunuz, niye notaya, sizden sonra bunları kim çalacak gibi.
Şimdi demin de dediğiniz gibi beceri çok önemli, bellek çok önemli. Yani bellekten çalmak, önümüzde nota olmadan. Bu yaratıcılık özellikleri sözlü kültürün olmazsa olmaz karakterleri. Bir de buna tabii benlik denilen kavramları da eklememiz gerekir. Bunlar yazılı kültürde hiç mi yok? Tabii ki var ama yazılı kültür çok daha rafine, biraz daha dolaylı bir biçimde bunu hisseden bir yapıda. Peki biz ne yapabiliriz diye düşündük. Bunlar arasında geçişim yapabiliriz. Zaten burada çalan kişiler eksende Sayın Kemal Bey var. Onun o kültürel özellikleri bende asla olamaz. Türkülerin hepsini ondan çok daha iyi öğrendik. Daha önce bildiğim türküleri de bilmediğimi fark ettim. Çünkü öylesine incelikler, tavırsal özellikler ve otantik incelikler yatıyor ki bu sadece teknikte değil, ruh anlamında da, sunuş anlamında da, oturma kalkma anlamında da, seyirciyle iletişim anlamında da, her anlamda çoğaltılabilecek özellikler şeklindeydi. İşte bütün bunları her gün biraz daha, bir adım daha, bir adım daha ileriye doğru götürerek, her gün bir türkü, bir türkü daha derken ve bunlar yalnız çok çabuk olmuyor, onu da söylemek zorundayım. Çünkü biz her bir türküyü bir tablo gibi düşünüyoruz veya bir kilim gibi. Eksende bağlamanın otantik incelikleri bozmaması ve bizim ona o incelikleri bozmadan yeni bir şekil verme. Bunları da işte Batı'dan aldığımız birikimimizle sağlayabilirdik. Ve sonuçta yazılı ve sözlü kültür arasında gidip gelen ve sözden kurtaran, biraz sözden kurtarmak istedik. Çünkü biliyorsunuz Türk müziği türleri genelde sözün altında. Ezgilerimizin güzelliği ve dinamikler kaybolabiliyor. Evet. Bu anlamda da Batı'dan biraz daha fazla uzaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla çalgısal becerileri de öne koyduk. Çünkü şunu da fark ettim ki Kemal Bilsel Sarısözen'i bir ses sanatçısının veya bir koronun arkasında bağlama çalarken gördüğünüzde o derece belki onun çalgısal üstünlüğünü kavrayamayabiliyorsunuz. Ama onu eksende, sahnede, ortada gördüğünüzde ve diğer çalgılarla yakınlaşmış o Batı müziğinin sivri, keskin ve acımasız belki de çıplaklığı içine koyduğunuzda belki biraz daha işler zor oluyor ama her şey çok daha açık, çok daha net ve doyurucu. Ve birçok yorum yapılıyor bizimle ilgili. Belki birçok hızlı bir biçimde bunları üst üste anlatıyorum ama örneğin türküleri dinlemekten sıkılmıştık. Yani bazı, çünkü yıllardır aynı bir şeyde. Buna bir yenilik, bir şey gerekiyor. Türküleri bir daha ortaya çıkardınız. O dinleme zevkini bize bir daha yaşattınız diyen seyircilerle karşılaşıyoruz. Yalan da değil. Çünkü yani bizim türkülerimiz hemen hemen gerek radyolarda olsun, gerek türkü söylenen başka mekanlarda olsun biraz kısıtlı bir repertuar çerçevesinde dönüp dolaşıyor. Ve çok fazla tekrar var. Ama siz aynı türkü bile olsa o kadar değişik ezgisel bir yaklaşım ve değişik bir formla ortaya koyuyorsunuz ki dinleyenler bu farkı hemen fark edebiliyorlar ve ilgi gösteriyorlar. Şimdi kaç türkü var Anadolu Güneşi'nin repertuarında? Şu ana kadar 3 senede 20'ye yakın türkü oldu. Ama her an bunu geliştirme özelliğine sahibiz. Belki oturması biraz uzun sürüyor. Çünkü dediğim gibi bir kilim, bir el yapısı bir şey sonuçta ortaya çıkarıyorsunuz. Emeğe dayalı bir şey gerçekten. Ve hepsi hafızamızda sistematize edilmiş bir biçimde. Ve toplumdaki değişik renkleri de barındırıyor üstünde. Örneğin belki bir parça popüler müziğin şeyini hissedebilirsiniz veya bir parça cazın improvizasyonlarını hissedebilirsiniz. Ama bunlara kesinlikle aşırıya kaçmadan ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü kendi kültürümüzden uzaklaşma tehlikesine izin vermek istemiyoruz. Bu arada tek seslilik, çok seslilik gibi bir şeyin içine de kesinlikle düşmüyoruz. O Türkiye'ye ne yakışıyorsa, modernizasyon daha fazla gerektiriyorsa daha fazla giriyoruz. Ama klasik, geleneksel bir duyuş istiyorsa gelenekselde kalıyoruz. Ama mutlaka ona yeni bir söylem, yeni bir his vermeye çalışıyoruz. Bu arada da bağlama esas işini yapıyor. Hiçbir şekilde bozmuyor. Kendinden hiçbir ödün vermiyor. Oradaki en aslında karakterini koruyan çalgının bağlama olduğunu zaten
yaptığımız işte Türk halk ezgileri. Evet. Öyle olması da ondan dolayı diyebilirim. Türkiye'de büyük kentlerde de, üniversitelerde de çok konserler yaptınız ama yurt dışında ilki Pakistan'da Büyükelçi Kemal Gür'ün programları çerçevesinde, ikincisi de son olarak Malezya'da iki konser yaptınız ve bu yurt dışındaki konserlerin dinleyicileri arasında yabancı diplomatik misyonun üyeleri, çok değişik ülkelerden yabancı gene müzik insanları, bir taraftan da yerel kişiler vardı. Peki onların tepkileri nasıl oldu? Evet, gerçekten bu beni de son derece düşündüren bir şey. İlk önce şunu belirtmeliyim ki Sayın Kemal Gür'e, Pakistan Büyükelçimiz, çok şey borçluyuz. Çünkü o gerçekten bizi fark etti ve bir risk aldı diyebilirim. Çünkü kendisi orada son derece profesyonel, kendi gözlerimde gördüm. Her ay bir konser verebilme kapasitesine sahip. Gerek kendisi, gerek yetiştirmiş olduğu yanındaki elemanlarıyla. Yani böyle bir kişi hem diplomat özelliklerine sahip hem de sanatı böylesine kavrayabilen bir kişiyi hiç görmedim diyebilirim ve Türkiye'nin bu konuda son derece şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Pakistan'da Türkiye Büyükelçiliği birinci sırada yer alan itibarıyla bir konumda. Bu sanırım ikili ilişkiler arasından da öyle, tam olarak bilemiyorum ama. Daha sonra burada da gözlediğimiz gibi yabancı misyondan orada Fransız, Hollandalı, işte Amerikalı veya birçok kişi vardı. Malezya konserimizde de öyle. Tepki aynı, hiç değişmiyor. Ülkemizde de hiç değişmiyor. Profesöründen tutun, işte kongrelerde çalıyoruz. O kongreye gelen bütün akademisyenler, bu belki benim söylemem doğru olmayabilir ama tepki açısından söylüyorum, büyük bir iştahla bize cevap veriyor. Ve her biri bizi üniversitesine davet etmek istiyor. Kongre başkanları özellikle bizi not etmiş vaziyette, işte seneye şu üniversiteyi size ayarlayacağım, bunu yapacağım. Yani aktif bir biçimde rol almak istiyorlar bizimle birlikte, yanımızda. Ve tespitiniz çok doğru. Ben hep toplumun tüm kesimlerinden diyordum daha önceki yazılarımda bize olan ilginin. Ama artık onu da aştı, tüm ülkeler diyebiliriz. Ve doğuya doğru açıldığımızda orada da tabii ki batılı kişiler dinledi. En son gittiğimizde Amerikalı müzik eğitimcileri gelip, Almanlar, kaçıranlar üzüldüğünü söylediler. Çalışma toplantıları varmış o sırada. Yani bu yelpazenin artık tüm dünyaya doğru yayıldığını söyleyebilirim. Çünkü çok zengin bir potansiyele sahibiz bir kere kültür olarak. Bizim yaptığımız iş o kültürü günümüz diliyle ve belki de bir yeni bir yaklaşımda, yani kompozisyon veya besteci mantığını biraz daha geriye çeken, çünkü bizim Türk müziğimize besteci ya da kompozisyon mantığı her zaman tam olarak cevap vermeyebilir. Bu anlamda da bir yenilik taşıdığımıza inanıyorum. Çünkü beceri çok önemli, kişisel beceri çok önemli, nota yok veya şey yok. Orada gerçekten hiçbir bestecinin veya aranjörün toparlayamayacağı renkler elde edebiliyoruz birbirimize yollar vererek. Ve eksende gerçekten duru bir kimliği dinleyerek ben keman çalıyorum ve çalışıyorum. Her gün kendimi daha çok geliştirdiğime inanıyorum. Gerçekten işin entelektüel boyutuyla beceri boyutu ve paylaşım boyutu bir arada giden enteresan müzik türlerinden birisine doğru yol alıyoruz diyebilirim. Malezya'daki uluslararası bir konferans ve bir festivaldi, değil mi? Evet. O gerçekten son derece enteresan bir şey. İSME'nin kısa adıyla International Society for Music Education, yani Dünya Müzik Eğitimcileri Birliği, 2 yılda bir dünyanın herhangi bir bölgesinde dünya konferansı düzenliyorlar. Bu seneki Malezya'daydı. Bundan sonraki İtalya, Bolonya'da olacakmış. Ve oraya da davet aldık. Çok güzel. Şimdi Malezya'da 80 üzerinde ülkeden katılımcı vardı.
Ve özellikle Çin, çevre ülkelerden, işte Tayvan gibi birçok ülkeden de yine müzik eğitimcisi oradaydı. Doğu'ya özgü bir güzellikle de o ayı müzik ayı olarak kabul etmişler. Üç bakanlık, işte Kültür Bakanlığı, Dışişleri gibi, eğitim gibi. Yanı sıra üç de üniversite bu olayı üstlenmiş. Ve her çarşıda, köşe başlarında sokağa dayanan Fringe Festival denilen, saçak gibi yayılan festivaller düzenlemişler. Biz de onların birinde yer aldık, Saint Juan Festivali. Ve Sedaya Üniversitesi'nde bir konser verdik. Orada tamamen dolu, öğrencilerle dolu, çok aktif bir ortam vardı. Malezya'daki konserlerle ilgili görüntülere şöyle bir baktığımda, birinde üzerinizde yerel, çok renkli batik gömlekler olduğunu görüyoruz. Diğerinde ise işte klasik frak, smokin vesaire. Bu batik meselesi nereden çıktı acaba? Birinci konserimiz Dünya Konferansı konserindeydi. Çok enteresan. Bizi mihmandar olarak bir Fransızca öğretmenini görevlendirmişler. Mr. Malek. Mr. Malek Fransızca dersi verdiği 78 yaşında bir prensesi yanımıza getirdi. Ve bir anda bir kaynaşma oldu kendisiyle. O yaşında Fransızca dersi alıyormuş Malek'ten. Ve bizi yine aynı gün Kuala Lumpur'da şık bir kulübe götürdü. Ve oranın en eski kulübüymüş. Ve güzel bir yemekten sonra dolaştırmaya başladılar. Ve ayrılmadı prenses Zaiton. Ayrılmadı ve bizi bir alışveriş mağazasına götürdü. Orada çok güzel gömleklere bakarken bir anda kendisi ile benim konuşmam sırasında bir kıvılcım doğdu adeta. Bilemiyorum kim kimi tetikledi. Ama bize bir anda onları hediye etmek istedi ve dördümüze de, hatta eşime de ipek batik giysiler, gömlekler hediye etti. Ve dedi ki, eğer bunları bu gece konserde giyerseniz Malezyalıların üzerinde olağanüstü sıcak bir etki bırakacaksınız dedi. Ben bir düşündüm, nasıl olsa ikinci konserde biz resmi papyonlu Atatürk tarzındaki Türkiye'sindeki kıyafetlerimizi giyeriz. Ama birinci konserde onu yapalım dedim. Fakat arkaya bir şeyi illaki düşündük ki arkamıza bir Türk bayrağını asarak orada hem manevi kimliğimizi hem de onların manevi kimliklerine olan saygımızı bir anda temsil etme fırsatı yakalayabildik. Evet, çok hoş bir jest olmuş karşılıklı olarak. Evet, aynı zamanda Zaiton sonra da bizi bırakmadı. Ve Prenses Zaiton bizi Malaka'daki esas, çünkü Malaka'ya dayalıymış kökenleri. Malezya'da birçok sultan varmış ve o sultanlardan birinin kızıymış. Ve 3. Malaka valisinin de eşiymiş. Orada gezdiğimiz birçok müzede kendisine ait sanat eserlerine, birçok şeye, yani tablolardaki görüntülerine tanık olduk. Ve Malaka'da bize özel bir gezi düzenledi. Malaka dünyanın aynı bizim ülkemiz gibi belki de ilginç yerlerinden birisi. Portekiz, Hollanda, Çin, Malay ve benzeri kültürleri bünyesinde barındıran gerek yapılarla ilgili ve hayran kaldık tabii. Örneğin bir cami gördük ki dünyada tek örneğiymiş. Çin mabedi gibi içerisindeki süslemeler ve her şey aslında bir cami. Yani ve dünyada tek örneğin Malaka'da olduğunu söylediler o caminin. Onu da tabii görüntüledik bu arada. Bu Dünya Müzik Eğitimcileri Birliği'ne Türkiye'den kimler üye acaba? Aslında buraya Mahiye Morgül, müzik eğitimcisi Mahiye Morgül ve Abdullah Uz, Güzel Sanatlar Antalya Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı üye bildiğim kadarıyla. Bir de ben üye oldum. Fakat Mahiye Hanım daha önceki, 2 sene önceki Dünya Konferansı'nda Kanarya Adaları'nda
haklı olarak bir tepkide bulunarak bu şeyden çıkmış artık. Orada bir bayrakları öne koymak çok önemli tabii bu tür konferanslarda. Herkes çünkü kendi manevi kimliğiyle temsil ediliyor. Sanırım aylık bültenlerinde Kıbrıs Rum kesimi temsilcisiyle Yunanlı temsilci birbirlerinin bayrağını kaldırırken verdikleri bir pozu isme kapak olarak dergilerinde vermiş. Tabii Mahi Hanım da biraz buna tepki olarak sanırım belki de siyasi mesajlarının doğru olmadığını belirtmek amacıyla tepkide bulunmuş. Ama biz de bu sene programımızın içine özellikle bir Kıbrıs türküsü koyduk. Kıbrıs'ın Güzel Kızı. Ve orada iki konserde de normal Anadolu ezgilerinin içerisinde, zaten o da bir bana göre Anadolu ezgisi. Çünkü Anadolu çok geniş bir kavram. Pakistan Büyükelçimiz Sayın Kemal Gür bir program hazırlamıştı Pakistan'da bizim programımızla ilgili. Ve Türkiye'nin kültür haritasını gayet güzel çizmişti. Yemen türküsünü çalarken onu Yemen'e kadar uzattı. Kıbrıs'a kadar veya bir Trabzon ezgisini çalarken Gürcistan'a kadar uzattı. Şeyi çalarken Batı Trakya ile ilgili bir şeyi de Avrupa'nın ortalarına kadar uzattı. Aslında kültürel kimliğimizi en iyi biçimde çizecek olan şey de gene bizim kendi kültürümüze ait bu değerli ögeler diye düşünüyorum. Evet. Ve aynı mantığı ben şeyde de kullandım. Malezya'da da bütün parçaların, türkülerin derleyicilerinin yanında onların o kültür haritamızı da gayet güzel bir biçimde yine aynı Pakistan'da olduğu gibi sundum. Bologna'daki gelecek konferansa da davet aldığınıza göre doğudan bu defa Avrupa'ya, batıya çok geniş bir müzisyen kitlesine ulaşmış olacaksınız. Evet. Biz aynı zamanda kendimiz de geliştirmiş olacağız. Tabii tecrübelerimiz artacak bu arada. Artık herhalde bir CD yaparak daha geniş kitlelere Anadolu Güneşi'nin ışıklarını göndermenin vakti geldi. Evet, evet geldi. O konuda zorluklarımız vardı. Çünkü belki İstanbul'da olsaydık, hatta Ankara'da bile değil, daha hızlı bu ilişkiler gelişebilirdi. Ama bir de Bolu'da olduğumuzu düşünürsek biraz da akademik çerçeveden hemen sıyrılmak istemedik. Yani adımlarımızı daha yavaş ama emin atalım istedik. Ama sanırım haklısınız, zamanı geldi. Çünkü yerli yabancı birçok kişi konserlerden sonra bu soruyu soruyor. Hatta katıldığımız televizyon programlarında soruluyor. Seyirciye istekte bulunuluyor. Yok mu bir sponsor diye. Ve sonuçta bir sponsorumuz da var artık. Umarım gerekli destekleri alırsak CD yoluyla da izleyicilerimize ulaşacağız ve o bize yeni açılımlar sağlayacaktır eminim. Evet, 2007'de Anadolu Güneşi daha geniş bir kitleyi aydınlatacak diyebiliriz. Çok güzel. Özellikle Bolu'da değerimiz daha çok anlaşıldı. Bolu gazeteleri hiçbir şekilde her en küçük etkinliğimizi bile haber yapıyorlar. Ulusal basında yer almaya başladık. Bu arada bir Macaristan'a da davet aldık. Macarlar bizi Erasmus koordinatörleri toplantısında dinlediler. Ve Szeged Üniversitesi'nde 2 Mayıs sonunda Macaristan'da bir konserimiz olacak. Çok güzel. Onun dışında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sanart'ın düzenlediği bir Türkiye Estetik Kongresi'ne bir bildirim kabul edildi. Ve aynı zamanda Anadolu Güneş Müziği topluluğuyla da bu bildirimi örneklememiz istendi. Umuyorum o değerli kongreye de katılacağız sanıyorum. Evet, evet, Anadolu Güneşi böylece bu tür hem akademik yanı olan ciddi bir takım çalışmaların sadece büyük üniversitelerde veya büyük kentlerde değil, Anadolu üniversitelerinde de gayet başarıyla yapılabildiğine bir örnek oluşturuyor aynı zamanda. Şimdi Uğur Alpagut'tan bu Türk halk ezgilerinin kemana uyarlanabilirliği konusunda bir küçük örnek vermesini de isteyelim.
Tabii, gayet tabii. Elimden geldiği kadarıyla tek başıma da olsa bunu gerçekleştirmeye çalışmayı ben de isterim. Sevgili Uğur Alpagut'a çok teşekkür ediyorum. Bağlama ustamız Kemal Sarı Sözen, ben de kendisini Ankara'daki konserlerde gerçekten hayranlıkla izledim. O Tokat yöresinden miydi acaba? Aslında Sivas asıldı ama Tokat'ta uzun yıllar yaşamış. Ve daha sonra da üç kızı da müzik öğretmeni. Kızların ikisi bizim bölümümüzden mezun olmuştur. Ve sürekli müzikle haşır neşir bir insan. Yani onun yanında olup da bağlamayla bir sohbet anı geçirmemeniz imkansız adeta. Bana ilginç gelen, en ilginç gelen özelliği şudur ki aslında kendisi de yüksek okul mezunu, ticaret akademisini bitirmiş. O yıllarki ismini tam olarak bilemiyorum. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi. Sanırım öyle bir. Veya Yüksek Ticaret Mektebi. Daha o tarz bir okulu bitirmiş ve uzun yıllar lise müdürlükleri yapmış bu şehirlerimizde. 1950'li yıllarda sanıyorum amcası Sarı Sözen'le birlikte Ankara'da çalışmalar yapmış ve birincilikle TRT sınavlarını kazanmış. Çok değerli bir kişi gerçekten. Ama bana en ilginç özelliği bu kişiyi şu anda Ankara'da veya İstanbul'da herhangi bir yere koysanız sadece belli yapılardan belki yönünü bulabilir. Hep Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşamış ve o şeyini, o saflığını hiç bozmamış bir kişi gerek söylemlerinde. Aynı zamanda Bolu'nun yerel gazetelerinde gazete yazarlığı görevini de sürdürüyor. Sanırım iki gazetede birden yazıları çıktı Bolu'da. Hala haftalık olarak yazıyor. Bu da şunu gösteriyor ki eğer ben Bolu'ya gitmeseydim böyle bir yakınlaşma kesinlikle olmayacaktı. Çünkü büyük şehir hayatı insanları da rafine hayata doğru itiyor. Ve dostlarınız, çevrenizdeki kişiler, çalıştığınız yer, ortam hep aynı yere vuran, aynı şeyleri belki düşünen insanlardan oluşuyor. Bu belki güzel bir şey. Belki birlikten güç doğacak şekilde güzel. Ama bence güç ayrılıklarında da farklar, yarar var. Çünkü bu farklar insana yeni enerjiler, yeni fikirler kazandırabiliyor. O anlamda ben bu enerjiyi, Anadolu Güneşi enerjisinin büyük kısmını bu karşılaşmada bulduğumu ve buna benzer dostluklarda bulduğumu söyleyebilirim. Evet, Kemal Sarı Sözen Anadolu Güneşi'nde en yaşlı üyesi. Dilerim uzun yıllar sağlıkla bir arada çalışma olanağı bulursunuz.
Ben de aynen söylediklerinize katılıyorum. Bir de bu tür kişiler yok olmadan değerini bilmek çok önemli. Çünkü konuşmamızın başlarında söylediğim gibi sözlü kültürün bir güzelliği kırda çıkan çiçek gibi. O da Sarı Sözen'in sözlerinden birisidir. Halk ezgileri kırda aniden nasıl olup nasıl çıktığı bilinmeyen güzel bir çiçek gibidir der. Aynı çiçekler kaybolabilir. Bir de işin bu yönünü de düşünmek lazım. O yüzden elimizden geldiği kadar o tarzdaki kişileri, değerlerimizi kaybetmeden mutlaka belgelemeli ve halkımızın huzurlarına türlü şekillerde sunmalıyız. Bir eğitimci olarak da benim misyonumun bu yönde geliştiğini de burada mutlulukla söyleyebilirim. O yüzden Sarı Sözen'i biz de değerli bir çiçek gibi eksende tutup ve halkımızın ilgisine çeşitli şekillerde sunmaya çalışıyoruz ve ben de buna aracı olmaya çabalıyorum. Evet. Sayın Rektörümüz emekli olmasına rağmen Sarı Sözen'in odasını halen korumakta. Bu daha önceki rektörümüzün de yaptığı bir uygulamaydı ve aynen devam ediyor. Ve o oda her zaman öğrencilerle ve hatta bu işi, türkü söylemeyi çok seven profesörlerle de dolarak sağlıyor. Çok işlevsel bir odası var. Gerçekten daha nice Sarı Sözenlerin ülkemizde yetişmesini ben de çok dilerim. Ve onları korumak, onları geliştirmek, daha doğrusu onları toplumun, kamuoyunun önüne sergilemelerine fırsat vermek, kendilerini göstermelerine fırsat vermek bizlerin görevi diye düşünüyorum. Az önce Yemen türküsünden bahsetmiştiniz. Bu Malezya konserinde galiba bir Japon ikili de size doğaçlamadan katılmış. Evet, bu çok enteresan oldu. Konserin bitiminde kendilerini sahneye davet ettiler. Çok küçük bir prova yapmıştık aslında seyirciden gizli bir biçimde. Ama provadan çok daha iyi, başarılı bir biçimde bize, çünkü çok uygun bir türküydü Yemen türküsü ve çok keyif aldılar ve seyirci de bu olaydan çok bir keyif aldı. Sonuçta zaten görüntülerde sanıyorum var. Sevgili Uğur Alpagut'a çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Değerli izleyiciler, Sanattan Yansımalar'da bu haftaki konuğum kemancı Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Uğur Alpagut'tu. Önümüzdeki haftalarda değişik konuklarla yine birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim.